Güney Amerika, 15 milyon yıl önce. Uçan canavar olarak bilinen bu yaratık, bu topraklardaki hayvanların kralı. Onlara baktığınızda kesinlikle kocaman bir kafaları olduğunu görürsünüz. Çok güçlü bir silah olmalı. Tarihte ilk ve son defa bir kuşun bütün kıtadaki tek üst düzey avcı olduğu günler. Daha sonra uçan canavar 11 bin kilometre uzağa, Kuzey Amerika'ya göç ediyor. Burada acımasız kurtlar ve hançer dişli kediler karaya hükmediyordu. Dev kuşunsa elindeki tek avantaj uçmak. Bu destansı mücadeleden kim galip çıkacak? Güneyden gelen kuşlar mı? Yoksa kuzeyin canavarları mı? Dünyanın yaşam güncesinde dinozorlar tarihin en büyük avcıları olarak hüküm sürmüşlerdi. 150 milyon yıl boyunca dünyaya hükmetmişler ama 65 milyon yıl önce aniden sonları gelmişti. Birçok bilim insanı dinozorları bir asteroidin ya da bir kuyruklu yıldızın öldürdüğüne inanıyor. Onların bir anda yok olması büyük avcıların işine yaradı. Memeliler gezegenin diğer kısımlarında büyük avcılar olmuştu. Ama Güney Amerika'da işler çok farklıydı. Panama bölgesi henüz oluşmamıştı ve sular kıtayı tümüyle çevrelemişti. Bu yalıtılmışlık içinde evrim garip bir döngüye girmişti. Kıta aslında dev bir adaydı. Kenarında ormanların bulunduğu açık savanalarla bezenmişti. Buradaki memeliler sakin otoburlardı. Bunlar devasa slotlardan, griptodont adındaki garip zırhlara sahip olan yaratıklara kadar değişiklik gösteriyor. Bu çevre oluşumunda büyük avcı rolü, şaşırtıcı derecede büyük olan kuşlara düşmüştü. Bugün onlara uçan canavarlar diyoruz. Onlar 58 milyon yıl boyunca hüküm sürdü. Başına bakarsanız bütün uçan canavarlardaki gibi devasa olduğunu görürsünüz. Kuş çok büyük bir güçle avına çarpıyor olabilirdi. Böyle büyük bir güçle avına çarptığı düşünülürse onu neredeyse anında öldürüyor olabilir. Kuşlar nasıl böyle bir güce sahip olabilirdi? Bu destansı canavarların gerçek doğası hakkındaki kanıtlar ilk olarak fosil yataklarında ve daha sonra da bilimsel laboratuvarlarda bulundu. Ama uçan canavar ailesi genel olarak gizemini korudu. Fosil kayıtları bundan yaklaşık 120 yıl önce başlayan ve günümüzde de devam eden bir araştırmada küçük ipuçları verdi. Yıl 1987 idi. Paleontolog Florentin Ameghino, Arjantin'in Patagonya bölgesinde gün ışığına çıkarılmış bir fosilden söz etmişti. Garip ve dişsiz bir çene kemiğiydi. 60 santimetre uzunlukta bir kafatasına ait olabilirdi. O kadar büyüktü ki Ameghino bir memeliye ait olması gerektiğini düşündü. Daha sonra zaman içinde daha fazla bulgu ve çalışma gerçekleştirdikten sonra bir hata yaptığını fark etti. Bilim adamlarının bu büyük avcıların kuş olduğunu anlaması 4 yıl daha sürdü. Anahtar ipuçları fosil kemiklerinin tam merkezinde bulunuyordu. Doktor Luis Chiappe, dünyada bu yaratıklar konusunda uzman kabul edilen biri. Uçan canavarları Los Angeles'taki Doğal Tarih Müzesi'nde inceliyor. Bazen bir kuşun kemiğini bir memeliden ya da başka bir sürüngenden ayırmak o kadar kolay değildir. Ama kuş kemiklerinde genel olarak bulunan bir özellik, içlerinin boş olması ve çok ince duvarlara sahip olmalarıdır. Sürüngenlerin ya da memelilerin kemikleri bunun tam tersidir. Şu anda sağ elimde bir timsah kemiği bulunuyor. Aradaki farkı görebilirsiniz. Zaman içinde başka fosil yatakları da ortaya çıkarıldı. Kuşlar, evet. Ama hangi tür?
Şüphe götürmeyecek bir şekilde büyüktüler ve kesinlikle uçamıyorlardı. Arkasından keskin, kanca uçlu gagalar ortaya çıkarıldı ve bu kuşların devasa etoburlar olduğu anlaşıldı. Sonunda bir uçan canavarın kafatasını bütün halinde bulduklarında, bunun dişsiz bir memeli değil, avcı bir kuş olduğunu, devasa bir avcı kuş olduğunu anladılar. Uçan canavarların bütün modern avcılarla paylaştıkları iki özellik, kanca şeklindeki gagaları ve keskin pençeleridir. Ama bunu 2 metre uzunluğunda, 180 kilogram ağırlığında bir kuşa oranladığınızda sonuç korku vericidir. İlk bulgulardan sonraki yüzyıl içinde bilim adamları, uçan canavarların 17 farklı türünü tanımlamaya yetecek kadar fosil topladılar. Büyüklükleri genel olarak çok farklıydı ve 60 milyon yıllık bir süre içinde farklı dönemlerde yaşamışlardı. Ama 2005'te beklenmedik bir şey oldu. Arjantin'de tümüyle yeni bir uçan canavar gibi görünen bir şey ortaya çıkarıldı. Lise öğrencisi Guillermo Aguirre Zabala, ayağı bir tarihi bulguya takıldığında arkadaşıyla fosil avına çıkmıştı. Şu anda Buenos Aires'te bir paleontoloji öğrencisi olan Guillermo, küçüklüğünden beri fosillere ilgi duyuyordu. Onu 1999 yılının yaz mevsiminde bulmuştuk. Tam tarihi hatırlamıyorum ama Mart ayı olmalıydı. Burası, Arjantin'in çok büyük Patagonya bölgesinin batı kenarında bulunuyordu. Uçan canavarların burada Uruguay'dan Brezilya'ya kadar olan bir bölgede bulunduğu biliniyordu. Daha önce bazı fosiller bulmuştuk. Nereye bakacağımızı ve fosilleri nasıl tanıyacağımızı biliyorduk. Özellikle bu sefer bulduğumuz tümüyle toprak altındaydı. İlk parçalarını bulduğumuzda Bariloche'deki paleontoloji müzesiyle bağlantıya geçtik. Buradan fosilin etrafını nasıl kazacağımızı ve onu çıkaracağımızı öğrendik. Guillermo ve arkadaşı fosili dikkatli bir şekilde ortaya çıkardılar ve 65 kilometre uzaklıktaki Bariloche şehrine kadar götürdüler. Onu 5 yıl boyunca kimsenin dikkatini çekmeden kaldığı şehrin küçük paleontoloji müzesine verdiler. Luis Chiappe bu bulguyu öğrendiğinde, yeni türün uçan canavarlar ailesine ait olup olmadığına karar vermek için uluslararası bir ekip topladı. Sonunda tamamen farklı bir tür olduğu ortaya çıktı. Hayır, bu kısım farklı. Yaklaşık 60-70 santimetre uzunluğundaki bu devasa kafatasını bulduğumuzda her şey... yani bu hayret edilecek bir andı. Bundan hiç şüphe yok. Chiappe'nin ekibi kafatasının 15 milyon yıllık olduğunu ortaya çıkardı ve ona Kelenken Guillermo'yu adını verdi. Kelenken, yerel Patagonya dilinde ruh anlamına geliyordu. Guillermo'yu Guillermo adından türetildi. Kelenken olağanüstü bir bulguydu. Kafası tarihteki hiçbir kuşa benzemeyen, tamamıyla yeni bir kuş türüydü. 70 santimetre uzunluğunda... Tam olarak bir atın kafatasından da büyük bir kafatasıydı. Kelenkenin kafatası bulunan en büyük kuşun kafatasıdır. Chiap ve diğer uçan canavarların fosillerini kelenkenin kafatası ve beraberinde bulunan bir bacak ve ayak parmağı kemiğiyle karşılaştırdı. Kelenkenin ne kadar büyük ve ne kadar hızlı olduğunu öğrenmeyi umuyordu. Sırayla konuşup konuşamayacağımızı ve nasıl bir karara varacağımızı görmek istiyorum. Luis Chiappe, daha küçük bir uçan canavarın kafatasını inceleyerek bu yeni türün nasıl göründüğü konusunda fikir edinmeye başlamıştı. Bariloche'deyken, paleontolog Sera Bertelli de kelenken kemiklerini şehir müzesinde incelemeye başlamıştı. Bu bulguyu eldeki diğer uçan canavarların örnekleriyle karşılaştırarak kelenkenin kritik boyutlarını tahmin edebilirler. Kafatası olağanüstü bir bulgu olduğu halde, bütün halde bulunan bacak kemiği de sürprizler barındırıyordu. Bu kemik insanlarda ayak bileğiyle ayak parmağı arasındaki bağlantı kemiğine karşılık geliyor.
Bacak kemiğinin oranları böyle büyük bir kuşa göre beklenmedik şekilde ince görünüyordu. Diğer uçan canavar türlerinden bazıları kalın bir cüsseye sahipti ve pusu kuran avcılar oldukları düşünülüyordu. Kelenken ise bu kemikle farklı görünüyordu. En büyük ve en ağır uçan canavarlarda bu kemik kısa ve kalındır. Ama daha hızlı hareket eden kuşlarda bu kemik uzun ve incedir. Bu yüzden kelenkenin hızlı koşan bir canlı olduğunu düşünüyoruz. Kelenken uçan canavarlar ailesindeki en uzun ve en hızlı türdü. Yaklaşık 180 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaydı. Uzun ve kaslı bacakları üzerinde duran, hızlı koşan bir kuştu. Gagasından kuyruğuna kadar 3 metre uzunluğundaydı. Ama karşıdan bakıldığında şaşırtıcı bir şekilde dar görünüyordu. Sadece 45 santimetre. Bu sayede avladığı hayvanlar tarafından zor fark ediliyordu. Ama Bertelli kuşun ürkütücü büyüklüğünün ısırma gücünün yanında arka planda kaldığını keşfetti. Kelenkenin kafatası kemikleri şakaklarına bağlı olan güçlü kasların izlerini taşıyor. Bu da devasa çenelerin gücünü ortaya koyuyor. Bu kaslar çoğu hayvanda ısırma gücünü kontrol eder. İnsanların bile uçan canavarlarla ortak bir özellikleri olduğunu gösteriyor. Eğer elimizi buraya koyup çeneyi açacak olursak, temporal kasların nasıl gerildiğini hissedebiliriz. Bu kaslar tarafından bırakılan izlerin kafatası tavanının büyük bir bölümünde yer aldığı görülüyor. Bu da bize kuşun çok büyük bir ısırma gücüne sahip olduğu konusunda fikir veriyor. Başka iz gruplarının varlığı güçlü boyun kaslarına işaret ediyor. Uçan canavar ürkütücü saldırısını ve korkunç gagasıyla gagasının çiviye benzer ucunu büyük bir güçle destekliyordu. Uçan canavar kafasını bir çekiç gibi kullanarak gagasının ucunu avladığı hayvanın etine gömebiliyor. Bu sayede yiyeceği eti ve bazı kemikleri keserek geçebiliyordu. Uçan canavarların kafası bir öldürme makinesiydi. Bu silah sayesinde Güney Amerika'nın karşı konulmaz bir konumda bulunan en güçlü avcısı düzeyine çıkıyordu. Güney Amerika'da uçan canavar kelenkenin kafası bu olağanüstü avcılar üzerinde yeni bir araştırma yapılmasına neden oldu. Uçan canavar ailesinin kafatası fosilleri bu silahların hızlı ve etkili saldırılarda kullandıklarını kanıtlıyordu. Ama şimdi ileri teknoloji bize bu kafataslarının nasıl çalıştığını gösterebilir. Pekala, bu çok heyecanlı olacak. Birleşik Devletler'de iki bilim adamı tıbbi bir görüntüleme cihazını uçan canavar kafataslarının iç yapısını anlamak için kullanmaya hazırlanıyor. Larry Whitmer, Ohio Üniversitesi'nde bir anatomi profesörü. Şu anda Georgia Eyalet Koleji ve Üniversitesi'nde bir uçan canavar uzmanı olan Bob Chandler'ı konuk ediyor. Pekala. Şu anda ne yapıyoruz? Onu şuraya hizalayacağız. Böylece X ışını içinde onu karenin merkezinde bir yere yerleştirmiş olacağız. Lazeri şuradan geçireceğiz. Her şey yolunda. Bu işlem bir uçan canavarın kafatasını alıp içini dışına çıkarıyor. Taramanın bitmesi bir dakikadan az sürüyor. Ama elde edilecek olan fotoğraflar, uçan canavarların yaşarken ve avlanırken sahip oldukları doğaya ve davranışlarına ipucu oluşturacak. Bu kafatasına bakarak söyleyebileceğimiz ilk şey, onun görece olarak çok güçlü bir kafatası olması. Göz çukurunun önündeki bu çıkıntının çok uzun ve güçlü olduğunu görebiliyoruz. Yanak çizgisi boyunca gördüğümüz bu çubuğun uzun ve kalın bir bölgeyi desteklediği anlaşılıyor. Bu da kafatasının çok büyük baskılar oluşturacak ve bunlara dayanacak şekilde inşa edildiğini gösteriyor. Barışçıl ve bitki yiyerek beslenen Homalodeterium'un uçan canavar kelenkenle karşılaştığında neler yaşadığını da bu şekilde anlayabiliyoruz. Homalodeterium kesinlikle kelenkenin potansiyel avlarından biriydi. O gerçek anlamda modern akrabası bulunmayan toynaklı bir hayvandı.
Kelenken, yavaş hareket eden 275 kilogram ağırlığındaki homalodeteryumun yarısı kadardı. Başarılı bir taktik kullanması gerekiyordu. Muhtemel stratejilerinden biri, kafatasının dibine saldırıp hayvanı anında felç etmeye çalışması olabilir. Av yere yıkıldığı zaman da uçan canavarın gagası etleri koparmaya başlıyordu. Aynı davranış günümüzdeki avcı kuşlarda da görülüyor. Biliyorum, biliyorum. Joe Kemp, Güney Kaliforniyalı bir hayvan terbiyecisi. Modern çağa ait bir şahini kullanarak keskin kancanın yaşayan ya da nesli tükenmiş bir avcı kuş için nasıl önemli bir alet olduğunu gösteriyor. Gaganın nasıl işlediği konusunda size çok iyi bir fikir verebilir. Temel olarak bu kanca etin içine gömülür. Şu anda bunu yaptığını görebilirsiniz. Bir çeşit bıçaklama hareketi. Sonra alt gaga gelir ve eti keser. Başıyla bu parçayı çekip çıkarır. Gaga tümüyle kesici dişlerimize benzer. Kanca şeklindeki kısım da bizlerin ya da bir hayvanın köpek dişleri gibidir. Ama burada burnun üzerinde bir kalkan oluşturuyor. Görüntüleme gaganın ötesine geçiyor ve uçan canavarın kafasının derinliklerine girerek beklenmedik sonuçlar çıkarıyor. Bu taramanın bize gösterdiği en önemli şeylerden bir tanesi bize gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Şu bölümün iç kısmına bakacak olursak, gaganın içinde geniş bir boş alan olduğunu fark edersiniz. Bu tamamıyla beklenmedik bir şeydi. İçi tümüyle boştu. Bu da şu soruyu gündeme getirdi. Neden içi tamamen boş bir yapıya sahiplerdi? Burada söz konusu olabilecek şeylerden bir tanesi, bu içi boş gaganın bir çeşit titreşim kaynağı olması. Günümüzde yaşayan bazı kuşlar gibi kullanmış olabilirler. Çenenin hareketiyle sesi bu büyük ve boş alanın içinde titreştiriyor olabilirler. Uçan canavarın çıkardığı ses, tarih öncesi savanalarda tanıdık bir ses olabilir. Peki bunun amacı neydi? Çiftleşme çağrısı mı? Bir alarm sinyali mi? Tarama bu sorulara yanıt veremez ama bize uçan canavarların böyle sesleri ne kadar iyi duyabildiğini anlatabilir. Buraya yakınlaştıralım ve içeride neler olduğuna bir bakalım. Uçan canavarın yumuşak dokularından hiçbiri yok. Ama beyin ya da iç kulak gibi organlar tarafından bırakılmış olan alanlar, onların detaylı bir şekilde nasıl göründüğünü gösteriyor. Buna koklea denir. Bu da duyma organıdır. Bunun bize gösterdiği şey uzun ve düz olduğu. Bu uzunlukta kuşun potansiyel olarak sesleri çok iyi ayırt edebildiğini gösteriyor. Tıbbi taramanın sonucunda uçan canavarın iç kulağında üstün hareket yeteneğini kontrol eden sistemin de ortaya çıkması sağlanıyor. Burada uçan canavarların bir dizi uzun ve hassas kanala sahip olduğunu görüyoruz. Bunlar çok karmaşık bir denge duyumu olduğunu gösteriyor. İzleyen bir avcının yapması gereken hızlı dönüşler yapabiliyorlar. Burada gördüğümüz şey bunun gerçekleşmesini sağlayan nöral malzemeler. Saklanmaya çalışan küçük bir hayvan, uçan canavarın onu kolaylıkla yakalayıp tümüyle yutma yeteneği karşısında çok şanslı sayılmaz. Şoke edici bir anlık tatmin örneği. Eğer bu uçan canavar davranışının bir parçasıysa, günümüzdeki kuşların da yaptığı gibi hazmedilmeyen tüy ve kemik parçalarını da kusarak çıkarıyor olabilirler. Eğer bilgisayardan kulak kanallarıyla ilgili olarak elde edilen görüntüler uçan canavarın başarılı bir avcı olduğunu gösteriyorsa, benzer görsellerle beyni hakkında neler öğrenebiliriz? Uçan canavarın beyni diğer hayvanların beyinlerinden büyük olmanın yanında keskin görüş için tasarlanmıştı. Büyük optik küreler kadar geniş yüksek beyin merkezleri de uçan canavarın gördüğü şeyleri algılayıp işlemden geçirmesine yarıyordu. Bunlar avı belirlemek ve avlamak için önemli özellikler. Aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde gelişmiş bir koku merkezine rastlanmadı. Bu da onun bir leş yiyiciden çok hareketli bir avcı olduğunu gösteriyordu. Bazı büyük etoburlar, örneğin ayılar, aynı zamanda leş yiyicidir. Ölmüş etleri bulmak için koku duyularına çok fazla güvenirler. Görüntüleme, uçan canavarların bu kulübe ait olmadığını gösteriyordu.
Açıkça görülüyor ki bu hayvan koku duyusunu pek kullanmıyordu. Burada gördüğümüz şey avcı bir hayvanın beyni. Uçan canavar, gliptodont gibi bir avla karşılaştığında beyninden neler geçiyor olabilirdi? Gliptodont, Güney Amerika'da yaşayan en belirgin memeli türlerinden biriydi. Sert ve kemikli zırhıyla, kelenkenler zamanında yaşayan gliptodontlar yaklaşık 100 kiloluk hayvanlardı. Vücutları kuyruklarından başlarının tepesine kadar kalın bir zırhla kaplanmıştı. Yani öldürmesi çok zor olan bir hayvandan söz ediyoruz. Çünkü zırhının kalınlığı yaklaşık 2,5 santimetre olabilirdi. Burada uçan canavarın beyin gücü ortaya çıkıyordu. Kuşlardaki beynin çok küçük olması konusunda şakalar yapıyor olsak da bu beyin aslında görece olarak büyük bir beyin ve buradaki yüksek merkez serebral korteksi. Bu uçan canavarda bu parçanın büyüdüğünü görüyoruz. Bu da bize bu hayvanların farklı durumlarla baş edebildiğini, çevrelerindeki değişikliklere uyum sağlayabildiklerini gösteriyor. Bu potansiyel olarak problem çözme yeteneğine sahip bir hayvandı. Ve kalın kabuklu gliptodont da kesinlikle bir problemdi. Son olarak gliptodontu uzun bir süre inceledikten sonra uçan canavar hayvanın kabuğunun kenarından görünen ayağına ulaşabilirse onu ters çevirebileceğini ve yumuşak karnını ortaya çıkarabileceğini anlamış olabilir. Güney Amerika, kelenkenler ve akrabaları için bir avlanma cennetiydi. Aktif bir avcı olarak 200 kilogramlık uçan canavarın günde 10 ila 15 kilogram et yemesi gerekiyordu. Bu yalıtılmış kıta gereken besini sağlıyordu. Böylece uçan canavarlar için bir cennet bahçesi haline gelmişti. Burada söz ettiğimiz şey çok az rekabete karşın uçan canavarların beslenmek için kullanabileceği çok çeşitli potansiyel av fırsatlarının bulunması. Bu yüzden bazıları çok irileşmişti. Ama hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Gezegenimiz sürekli bir değişim içindedir. Uçan canavarlar için de yalıtılmışlığın sağladığı cennet bir volkanın harekete geçmesiyle sarsılmaya başlayacaktı. Bilim adamları 1961 yılına kadar uçan canavarların sadece Güney Amerika'da yaşadığını düşünüyordu. Ama bulunan bir bacak kemiği ve bir ayak parmağı parçası ilgi çekici bir başka olasılığı ortaya çıkarmıştı. Titanis ilk olarak Kuzey Amerika'da bulunduğunda buna kimse inanmamıştı. Bunun başka bir şey olduğu düşünülüyordu. Bu video görüntüleri bilim adamlarının Florida'daki Santa Fe nehrinde yaptığı çalışmaları gösteriyor. Burası Titanis Valeri adı verilen hayvana ait parçaların bulunduğu yerdi. O Kuzey Amerika'da bulunmuş olan ilk ve hala tek uçan canavar. Bu ilk örneği, bilinmeyen bir türün ilk örneğini Florida'nın tam ortasında bulmanın nasıl bir heyecan olduğunu tahmin edebilir misiniz? Etrafını çevreleyen sular yüzünden dünyanın geri kalanından ayrılmış olan bu yaratık çıkış noktasından yaklaşık 11 bin kilometre uzakta bulunmuştu. Gittiği yol dünyanın volkanlarından çıkan lavlar ve küllerle kaplanmıştı. Bu büyük bir volkanik kül. Çok güzel bir kül parçası. Orta Oregon'da jeolog Greg Ratalak, paleontolog Jordi Ducter'a volkanların toprakları ne kadar hızlı değiştirebildiğini gösteriyor. Bu volkandan fırlayan çok garip bir tür taş. Ratalak, Oregon'daki birikiminin Büyük Okyanus Ateş Çemberi'nde meydana gelen çok eski bir patlama yüzünden oluştuğunu söylüyor. Burası, Büyük Okyanus boyunca Yeni Zelanda'dan Şili'ye kadar ulaşan 400 volkandan oluşan bir çember. Bu çemberin bir kısmı Panama'da, Kuzey ve Güney Amerika'nın eskiden sularla ayrıldığı bir bölgede. İki kıta, Orta Amerika bölümünde meydana gelen volkanik etkinlikler sayesinde birleşmişti. Uçan canavar bu dönemde yürüyüşteydi. Aradaki bağlantı daha çok tektonik tabakaların yükselmesi ve lav üreten volkanların deniz seviyesinin üzerine çıkmasıyla meydana gelmişti.
Ama bu öykünün dahası da vardı. Orta Amerika'daki ormanlar, uçan canavarların göç sırasında kullanmayı tercih edeceği türden bir yol değildi. Kuzeybatı Büyük Okyanus'taki gibi volkanik kül birikimleri bu noktada önem kazanıyor. Sen Helen Dağı bu türden bir patlamanın sonucu meydana geldi ama sadece 1 metre kalınlığında kül tabakası var. Bu dağdaki patlama sonucunda 600 santigrat derece sıcaklıkta 30 metre kalınlığında bir kül tabakası oluştu. Sen Helen Dağı'ndakinden çok daha büyük bir patlamaydı ve çok geniş açık alanlar oluşmasına yol açmıştı. Bu birikimi meydana getiren volkan 325 kilometre uzakta patlamıştı. Arkasında bıraktığı kalın kaya tabakasını 300 bin kilometre kareden daha büyük bir alan içinde görmek mümkün. Bu akışın yolu üzerinde bulunan bütün o talihsiz hayvanları düşünüyorum. Kızarmışlardı. Her şey, ağaçlar, hayvanlar, her türlü şey birden kızararak yanmıştı. 600 santigrat derece. Bu bir krematoryumdan bile fazla. Burada kaçmaları için ne kadar hızlı koşmalarından söz ediyoruz. Bundan kaçmaları mümkün değildi. Ölüm hızla peşlerinden geliyordu. Bundan 3 ila 5 milyon yıl önce Panama'da meydana gelen bu tür patlamalar, Retalak'ın toprağın aniden ortaya çıkması dediği bir olguyla ormanların yok olmasına ve uçan canavarlara kuzeye giden yolu açmasıyla sonuçlanmıştı. Bitkilerin gelip burada yeniden koloni kurmalarından önce, kısa bir süre boyunca uçan canavarlar gibi yaratıkların kullanabileceği açık bir alan meydana gelmişti. Eğer uçan canavarlar böyle bir patlamayla karşılaşmış ve bundan kurtulmuşsa, 350 ya da 400 kilometre yol alarak yeni topraklara ulaşmış olmalı. Florida'da bulunan Titanis'in kemikleri, uçan canavarların Panama kıstığını kullanarak Kuzey Amerika'ya göç ettiği konusundaki güçlü kanıtlar. Volkanlar iki kıta arasındaki boşluğu doldurunca göçü mümkün kılan kara köprüsü de kurulmuş oldu. Kuşlar bu yeni yol sayesinde ulaşabilecekleri tanıdık bölgelere doğru gittiler. Sanırım uçan canavarlar diğer birçok türe benzer olarak farklı bir yaşam alanı uygun bir şekilde bulunduğunda mümkün olduğu kadar o bölgelere yayılmak istiyordu. 1961'deki ilk bulgudan sonra Kuzey Amerika'da sadece bir avuç uçan canavar fosili ele geçirilebildi. Şu anda Kuzey Amerika'da 42 adet Titanis örneği bulunmaktadır. Bu örneklerden 41 tanesi burada, Florida Doğal Tarih Müzesi'nde bulunuyor. Kafatası ya da başka bir büyük fosil parçası bulunmadan uzmanların Kuzey Amerika uçan canavarlarının tam bir resmini oluşturmaları neredeyse imkansız görünüyordu. Ellerinde üzerinde çalışabilecekleri küçük kemik parçaları bulunuyordu, o kadar. Irk Whitmire, diğer uçan canavar türlerinin kemiklerini oranını hesaplayarak Titanis'in gerçek boyutlarını tahmin etmeye çalışmıştı. Örneğin Titanis bacak kemiği parçasının alt kısmını kullanarak bütün kemiğin uzunluğunu tahmin etmeye çalıştı. Bu kemiği incelediğimiz zaman epey geniş olduğunu görüyoruz. Ve böyle bir taban ancak uzun boylu bir kuşun uzun bir kemiğini desteklemek için ortaya çıkmış olmalı. Bunun nasıl işlediğini bu kireç toplarını ve cetvelleri kullanarak gösterebilirim. Küçük bir taban olursa hemen düşecektir. Bu yüzden yerinde kalabilmesi için geniş bir tabana ihtiyacı var. Buradaki küçük parçayı da unutmayalım. Yani geniş bir taban, uzun bir kemik, uzun boylu bir kuş. Kısa tabanda daha kısa bir kemik ve küçük bir kuş. Quitmire'ın sayı oyunu, 16 farklı uçan canavar türünden elde edilen rakamları da karşılaştırmayı içeriyordu. Hatta Güney Amerikan Seriema'yı, yani uçan canavarın yaşayan en yakın akrabasını bile incelemişti. Yapılan hesaplar, Florida Müzesi'nin göz kamaştırıcı metal Titanis iskeletinin yapılabilmesi için gereken kritik boyutları sağlamıştı. Böylece uçan canavar bir bütün olarak ilk defa görülebilecekti. Bilim adamları Titanis'in uçan canavar türlerinin en uzunu olan kelenkene şaşırtıcı derecede benzediği sonucuna varmıştı. Ama Titanis yaklaşık %20 daha kısaydı. Küçük boyutları onu daha hızlı ve hareketli bir hale getirmişti. Kuzeye gelen uçan canavarlar, Büyük Amerikan değişiminin bir parçasıydı. Kuzey ve Güney Amerika arasında Panama üzerinden hayvan türlerinin değişimi meydana gelmişti.
Uçan canavar karşısına yeni çıkan av için bütün hızına ihtiyaç duyuyordu. Hızlı bir atı izlemek Titanes için çok büyük bir sorun olmalıydı. Günümüzde en hızlı koşan kuşlar deve kuşlarıdır. Boyut ve şekil olarak benzer olan bu kuşlar uçan canavarların nasıl koştuğunu anlamamıza da yardımcı oluyor. Bazı uçan canavarlar uzuvlarının oranı bakımından deve kuşlarıyla çok rahat bir şekilde karşılaştırılabilir. Böylece uçan canavarın hareketlerinin bir deve kuşunun hareketlerine benzediğini söyleyebilirsiniz. Deve kuşları saatte 50-60 kilometre hızla koşabildikleri için tekniklerini yeterince analiz etmek pek kolay değil. Bu yüzden biyolog Kevin Middleton, jimnastikçi Henry Holloway'i Kaliforniya Üniversitesi'nin San Bernardino'daki yerleşkesine davet ederek deve kuşlarının ya da uçan canavarların nasıl bu kadar hızlı koşabildiklerini açıklamaya çalıştı. Holloway, insan bacaklarının bazı özel malzemeler sayesinde nasıl bir deve kuşunun bacakları gibi çalışabileceğini göstermeye çalışacak. Bu bir cambaz ayaklığı. Karbon elyafı yaprak yaylarla yapılmış alüminyum bir çerçeve. Uyguladığımız gücü aynı şekilde size iade eden bir düzenek. Cambaz ayaklığı, Henry'nin kuşun bacaklarındaki uzun ve yay gibi tendonları taklit ederek bir deve kuşu gibi koşmasını sağlayacak. Ama kemiklerin anatomisi de bu eşitliğin bir parçası. Bu kalça kemiği, diz, kaval kemiği ve ayak. Bir kuşun ayağı bundan çok çok daha uzun olabilir. Henry parmak uçlarında durduğu zaman bir kuşun ayak parmakları üzerinde nasıl koştuğu görülebilir. Ayağın uzun olması önemli çünkü kaslara daha iyi destek olur ve daha uzun adımlar atılmasını sağlar. Hızlı koşan bir kuşun bacaklarındaki tersine dönük görünen dizler aslında hayvanın ayak bilekleridir. Böylece ayak kemiklerinin ne kadar uzun olduğunu ve ne kadar destek verebildiklerini görmek mümkün olur. Başlayalım. Henry Holloway için ileri teknoloji ürünü cambaz ayakları, kısa olan ayaklarını uzatma ve ona uçan canavar gibi koşma yeteneğini veren bir düzenek. Başla. Koşarken attığı her adım 2 metre uzunluğunda ve saatte 37 kilometre hıza ulaşabiliyor. Daha büyük bacakları ve kasları olan uçan canavarların bir adımı 3 metre kadardı ve 65 kilometre hıza ulaşabiliyorlardı. Aynı günümüzdeki deve kuşlarında olduğu gibi. Yüksek hızlı bir kovalamada Titanis'in ilkel atın yanına gelmesi ve arka bacaklarıyla atabileceği çifteden sakınması gerekiyordu. Uçan canavar bulunduğu konumdan etkili bir şekilde saldırabilirdi. Bu çiviyi bir balta gibi boynun köküne sapladıktan sonra ağır bir yara meydana gelirdi. Gidip hayvanı yemeden önce onun kan kaybından ölmesini bekleyebilirdi. Ne var ki yaşam Titanis için geldiği yeni kıtada o kadar kolay değildi. Kuzeydeki yerel avcılarla ilk defa karşılaşmak üzereydi. Korku hissetmeyen yeni rakipleri vardı. Ama o hayvanlar da uçan canavarın gücüyle hiç karşılaşmamışlardı. Yaklaşık 5 milyon yıl önce şu anda Birleşik Devletler'in güneydoğusunda kalan bölgede Güney Amerika'dan gelen gizemli bir avcı ilkel atları avlayarak besleniyordu. Uçan canavarlar atalarının evinde en üst düzey avcıydı. Ama Kuzey Amerika'ya geldikten sonra daha önce hiç görmedikleri yaratıklarla rekabete girmişlerdi. Titanis'in Kuzey Amerika'da bulunduğu dönemlerde Edwards kurdu diye adlandırılan küçük bir kurt türü vardı. Günümüzdeki gri kurtlar kadar büyük değildi ama çakallardan büyüktü. Sürüler halinde avlanan kurtlar uçan canavarların avlarını çalıyordu. Ama bunlar hiç görmedikleri türden rakiplerdi. İçgüdülerine güvendiler ve dağıldılar. Bu bir ilgi çekme yarışmasıydı. Kim karşısındaki rakibin dikkatini hangi yöne ve ne kadar süreyle çekebilecekti? Eğer bir kurtla kavga edecek kadar uzun bir süre dikkatiniz dağılırsa, diğer kurtları avınızdan uzak tutacak kadar fazla enerjiniz kalmayacaktır. Modern kuşlar hedeflerini yormalarıyla ün kazanmıştır. Tarih öncesi kuzenleri de büyük ihtimalle onlarla aynıydı. Bence karar anı muhtemelen Titanis'in kendi hayatının tehlikede olduğunu hissettiği andı.
Uçan canavar bir kere stratejik açıdan yalnız kaldığını anladığı anda muhtemelen sahip olduğu enerjiyi önündeki leşi korumak için harcamayacaktı. Muhtemelen enerjisini başka bir şeye yöneltecekti. Kriz Titanic için kritik düzeydeydi. Kurtlar yaklaştıkça dikkatini kaçmaya yöneltiyordu. Gerilimin azalmasını iki tarafta sağlayamadı. Hızlı bir değişim sonucu belirleyecekti. Gönüllü bir fedakarlık yapıldığında kurtlar galip gelecekti. Ders alındı. Uçan canavarlar geri çekildi. Doğuştan zekası onu avlanma stratejisini değiştirmeye itti. Bir uçan canavarın bir grup kurtla karşılaştıktan sonraki durumu tahmin edebiliyorum. Muhtemelen dövüşmeye değmeyeceğini ve uzun vadede kaybedeceğini fark etti ve eninde sonunda kaçma tavrı geliştirmeye başladı. Zira bir şey öldürdüğünde kurtlar gelecekti ve kendini yem olma tehlikesine atmaktansa pes edecekti. Avcılar uçan canavarların yumurtaları için de tehlike oluşturuyordu. Bilim adamları bu yumurtaların çağdaş avcılar tarafından yenen deve kuşu yumurtalarıyla aynı olduğuna inanıyor. Bugünün dünyasında avcılar deve kuşlarını korkutup yumurtalarından uzaklaştırabilir. Bununla birlikte tarih öncesi avcılar uçan canavarın yuvasını savunmasız bırakmasını beklemek zorundaydı. Uçan canavarların yumurtaları deve kuşlarınınki gibi ise ne kadar sağlam olabilir? Bu fikri test edebilmek için tek bir deve kuşu yumurtasının üzerine tahta bir kalas, onun üzerine de bir seferde 10 kilogramlık demir ağırlıklar yerleştirdik. Kalas tüm ağırlığı kabuğun üzerinde tek bir noktaya yoğunlaştırdı. Ama bu baskıya rağmen yumurta tüm yükün altında kırılmadan önce 8 kiloyu taşıdı. Fakat dayanıklılık yanıltıcıdır. 60 santimetreden bırakılan bir yumurta kolayca kırılır. Bir diğerine doğru yuvarlanan yumurta da öyle. Bir Edwards kurdunun uçan canavar yumurtasının içindeki lezzetli yemeği elde etmesi için biraz ısrardan fazlasına ihtiyacı yoktu. Ancak Titanis'in Kuzey Amerika'da başka avcılarla da karşılaştığı biliniyor. Bunların içinde en tehlikelisi Similodon gracilis'ti. Dev kılıç dişli kedilerin daha küçük bir atası olan bu tür bir sonraki dönemde karşılarına çıktı. Günümüzde çitalar ve deve kuşlarının karşılaşması, tarih öncesi kedilerin yetişkin uçan canavarlardan nasıl kaçtığını yansıtabilir. Ancak yavruları başka bir öyküdür. Yavrularıyla birlikte gezintiye çıkmış, dişi bir uçan canavarı gözümde canlandırabiliyorum. Yavrulardan biri gruptan biraz uzaklaşır. Kılıç dişli kedi atlayıp onu yakalar ve uçan canavar tavuğundan akşam yemeğini alır. O kadar çabuk değil. Anne uçan canavar harekete geçer. Kılıç dişli kedi kaçamazsa, pençelerini hayvanın göğsüne savurmak için saldırganlaşacak. Fakat burada uçan canavarın daha üstün bir silahı vardı. Dev kafasıyla tekrar tekrar saldırıyordu. Kedi öldürüldü. Ama yakınlarda kırık bir boyunla yatan şanssız yavruyu kurtarmak için artık çok geçti. Uçan canavarlar için Kuzey Amerika'da yaşam güneydekine göre çok daha zor olmalı. Burada kediler ve kurtlar gibi geleceğin dev canavarları olmaya yazgılı avcılarla yüzleştiler. Bu yeni rakipler uçan canavarların varlığına ciddi tehdit oluşturdu. Titanis bir tür olarak ölümcül bir tehlike altındaydı. Uçan canavarların saltanatı yaklaşık 60 milyon yıl sürdü. Onlar Güney Amerika'nın en gelişmiş avcıları ve kuzeyin maceracı göçmenleriydi. Yok olmaları, bilim adamlarının hala çözmeye çalıştıkları karmaşık bir bulmacadır. Bu hayvanların yok oluşu konusunda sağlam, basit bir açıklama bulmak kolay değildir. Bir faktör, Büyük Amerika hayvan göçü olabilir. Kuzey ve Güney Amerika arasında göç eden türlerin karışması, uçan canavarların yaşamını daha da zorlaştırmış olabilir. İnceleyeceğimiz şeylerden biri, diğer avcılarla rekabet yetersizliği,
köpekler ve kediler gibi Kuzey Amerika avcılarıyla karşılaşmaları olabilir. Besin sağlama konusunda artan bir rekabet vardı. Kuzey ve Güney Amerika'daki uçan canavarlar 2 milyon yıl önce bölgelerini kılıç dişli kedilerle paylaşırken yiyecek bulmak konusunda sıkıntıya girmiş olabilirler. Avcılar ve rakiplerden gelen baskı uçan canavarların yok olmasındaki iki faktör olabilir. Ancak daha kapsamlı bir fikir de mevcut. Bana kalırsa uçan canavarlar memeli avcılar tarafından yenilmedi. Bunun nedeni iklimdeki değişmeydi. 2 milyon yıl önce dünya buzul çağı dizisine girdi. Kuzeydeki buzullar okyanus suyunu buz olarak sabitleştirdi. Deniz seviyesi düştü, bu da Titanistlerin yaşadığı Florida gibi yerlerde yeraltı su düzeyinin düşmesine neden oldu. Tabiat kurudu. Çok daha kuru bir bitki örtüsü vardı. Bu yüzden Titanis'in beslenebileceği hayvanların sayılarında ve çeşitliliğinde değişim oldu. Yani iklim değişimiyle birlikte Titanis'in er geç ölümüne varan bir tür domino etkisi yarattı. Güney Amerika'da uçan canavarların 2 milyon yıldır bulunduğu antlar yükselmeye devam ediyordu. Zamanla daha fazla yağmurun engellenmesiyle doğularındaki savanlar daha kuru bozkırlara dönüştü. Ve uçan canavarları yaşam alanlarından yoksun bıraktı. Çevre, yırtıcılık ve rekabet. Her biri uçan canavarların esrarında bir şüpheli. Ve uzun süreli başarılarının sona ermesinin nedeni. Biri mi, üçünün birleşimi mi? Bunu söylemek için şu an çok erken. Ancak bu bilimde yaptığımız şeyin zor yanı. Bu hayvanlar hakkında bilgimizi arttırırsak ve onları biraz daha iyi anlarsak, bugün neden buralarda olmadıkları sorusuna eninde sonunda bir yanıt bulabiliriz. Uçan canavar hikayesinin son sözü hala Florida'daki fosil çukurlarında gözler önünde. Büyük kuşların milyonlarca yıl önce dünyada gezindiği bilinirken, bir zamanlar uçan canavarların sonuncusu olan Titanis'in 10 bin yıl gibi yakın bir zamanda yaşamış olabileceği tahmin ediliyordu. Bunun anlamı insanlarla bağlantıları olabileceğiydi. Titanis, tek bir kırık parça bile görmedik. Muhtemelen Titanis için doğru bir çevre değildi. Doğru zaman, doğru çağ ama doğru çevre olmayabilir. Bilim adamları Richard Halbert ve Bruce McFadden bir kireç taşı çökme çukurundaki kazıya yöneliyorlar. Burada çökeltiler Büyük Amerikan hayvan göçüne ait fosilleri barındırıyor. Titanis için zaman çizelgesi bilmecesinin çözülmesi önemlidir. Uçan canavarlarla aynı bölgedeki insanlar onları yok oluncaya kadar avlamış olabilir. Titanis 10 bin yıl öncesine kadar yaşamışsa, uçan canavar Titanis'in yok oluş nedeni için bir olası açıklamada insan etkileri olabilir. Çünkü o dönemde insanların Kuzey Amerika'ya yayıldığı oldukça açıktır. Sorun buydu. Kurak bölgede fosiller çökelti tabakalarında bulunuyor. Tabakanın konumu genellikle fosilin tarihiyle uyumludur. Ancak Titanis fosilleri Santa Fe Nehri'nin dolaştığı yerde, su altında bulundu. Bu fosiller nereden geldi? Çünkü bir çökme çukurundaki çökeltilerde değil, akarsuyun ortasında tek bireysel fosiller olarak bulundular. Dalgıçlar Titanis parçalarını 10 bin yıl önce yaşadığı bilinen hayvanların kemikleriyle karışık halde buldular. Bu fosiller kaç yıllık olabilir? Bruce McFadden, fosillerdeki minerallerin, kimyasal işaretlerin sırrını çözdü. Titanis kemiklerini yakın zamana ait olduğu bilinen türlerle ve 2 milyon yıllık olduğu bilinenlerle karşılaştırdı. Kemikler fosilleştiğinde yerel yeraltı sularındaki mineralleri emerler ve bu mineraller her dönemde kendine özgüdür. Bu yüzden farklı zamanlarda oluşmuş fosiller farklı kimyasal işaretlere sahiptir. McFadden, Titanis parçalarından minik miktarlarda fosilleşmiş kemik öğüttü. Ve kütleyi spektrometre tarafından yapılacak analiz için hazırladı. Sonuç ona uçan canavar kemiklerindeki kimyasal elementlerin net profilini verdi. Bu, ilk insanların Kuzey Amerika'ya ulaşmasından çok önce yaşadıklarının kesin kanıtıydı.
İki temel şablonumuz var. Yaklaşık 15 bin yıllık çok genç kemikler için bir şablon. Ve şurada 2 milyon yaşındaki hayvanları temsil eden bir başka şablonumuz var. Ve Titanis türleri tam olarak 2 milyon yıllık fosillerdeki elementlerin konsantrasyonlarını taşıyor. Ancak şaşırtıcı şekilde öykü burada bitmiyor. Uçan canavar bize kuzeydeki varlığı konusunda daha fazla şey söylemişti. McFadden'ın Texas'ta bulduğu Titanis fosili 2 değil 5 milyon yıl yaşındaydı. Bunun anlamı uçan canavarın Kuzey Amerika'da en az 3 milyon yıl bulunmasıydı. Bu herhangi bir tür için uzun bir dönem. Bu, görkemli bir avcı ailesi için dikkate değer bir uyum ifadesi ve uygun bir kapanış. Geniş yeni rakip dizisine rağmen Titanis, uçan canavarlar mirasının onurlu bir halefi oldu. Ve son yuvası Kuzey Amerika'da sadece hayatta kalmadı. Aynı zamanda gelişti.